Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biziz. Bugün tatlı telaşımız vardı. İşte videoda da söylediydim. Dünkü videoda hem ablamın görümcesi hem eşimin dayısının kızı Necla abla rahatsızdı. Bayağı durumu kötü. Onun ablam bir onun yanına gelmişti. Geçmiş olsun ha. Onun için ablam bir orada kaldılar akşam. Dediler burada kalasın Necla'nın yanında dediler. Onlar orada kaldı akşam. Şeyde sabah da bana mesaj atmış WhatsApp'ta. Ben telefonun şarjı bittiği için, internetim kapalı olduğu için görmemişim. Sonra baktım beni aradı. Dedi bacım kahvaltı hazır mı dedi. Ben daha yapmadık dedim. Hazır yok şimdi dedi. Biz dedi kahvaltı oraya geleceğiz dedi. Ondan sonra dedi gel eve gideceğiz dedi. İş yerinden izin vermemişler ablama. Ancak bir gün izin alabilmiş. Ya bu normal bir pilav pişirdim değişiklik olsun diye de. Sonra işte onlar geldiler, kahvaltıyı yaptım. Zaten her şey hazırdı. Kahvaltıyı yaptık. Tabii o sırada bir yandan da servisi bekliyor. İnşallah gelirler. Ne gelen var, ne giden var. Bir hafta oldu. Dolabın şeyi. Ondan sonra sonra işte ablam giriş yaptılar. Bilet sevaptılar. Bilet şeyde bir buçukta var. Bir buçukta yetişemezler diye şeye aldılar. Normalde 5'e aldılar. Ondan sonra işte elimiz altı yemek yaptım. Dedim aç aç gitmeyin, yola gidiyorsunuz. Ne olup ne olacağını bilmezsiniz belki. Geç varırlar eve varınca da hemen acele yemek derdine düşmesinler diye. Ben gene eve gidince bir çay demlersiniz, kahvaltı türü bir şeyler yaparsınız. Yemek hazırladım onlara. Onlar onu yediler gittiler. Ben de dedim onları yediler gittiler, birer tabak kaldı ama şeyden, yemekten. O ancak Abdullah'la şeye yeter, Mustafa'ya yeter küçük tabaklarla. Şeyde ne onun adı? Sonra dedim geri yapayım, sote yapayım dedim, işte tavuk göğsü oradan attı. Onlara yaptım, oradan attı. Onları şey yaptım. Hazırladım, yediler onlar, içtiler, çay bile içmediler, geç kalıyor diye. Oradan işte 5 dakika mezarlığa gittiler, babasının, eniştenin mezarlığına, yani kızlar babasını göreklediler. Ona şey yaptılar, mezarlığa uğradılar, oradan da kalktılar, otobüse bindiler, evlerine gittiler arkadaşlar, yolcu ettik onları. Güzel tatlı telaşımız vardı, keşke her zaman böyle tatlı telaşlar olsa evimize. Allah evimize gelenlerden gidenler eksik etmesin, gerçekten. Benim evime çok misafir geliyor ama tabii ki video çekemiyor, ayrı mesele. Ben fazla bir yere gidemiyorum. Tabii çoğu şeyler gibi, sosyeteler gibi şey yapamıyorum. Normalde yazın haftalarca evi yana bırakıp 2 günlüğüne bile tatile gidemiyorum ben. Evimizdeyiz, oturuyoruz, yiyoruz, içiyoruz, evimize bakıyoruz arkadaşlar. Tatili zaten çok şükür Allah'ın sağlık sıhhat versin. Tatili matili de şöyle bir kenara bıraktık zaten. Pilavı pişirdim dedim. Öğlen onlara şey yaptıydım. Bulgur pilavı pişirdiydim. Şimdi de değişiklik olsun diye bizimkilere pirinç pilavı pişirdim. Elimi de kestim, ağrıyor. Değdikçe. Necla abla da dua edin arkadaşlar. Yani durumu bayağı şey, ağır, kötü. Allah yardım etsin. Bir kızı var işte, üniversiteye giden bir tane oğlu var, öbür oğlu da yok burada. Üniversiteye giden bir oğlu var işte. Bir tane de kız var, iki çocukla
Aa, ta o zamandan bu zamana kadar annesine, bebekler gibi baktılar. Herkese hayırlı evlat nasip edersin. Yani hiç kimse ummazdı o kızım öyle o anneye bakacağında. Ama inanın var ya bebekler gibi, bebekler gibi her seferinde konuştu mu biraz hafıza şeyi var. Geçmişe dönük bazı şeyleri saykılıyor. Hayır anneciğim, hayır anneciğim, besmele çek anneciğim, böyle. Kimse demez yani o kız öyle olacak da anneye bakacak diye. Ama işte dediğim gibi Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Evladın da, eşin de, evin de her şeyin Rabbim hayırlısını versin gerçekten. Allah'ım ölürken de dinden imandan ayırmasın. Rabbim imanla ölmeyi nasip etsin arkadaşlar. Biz bir yandan sofrayı serek, bir yandan bu şimdi hızlı bir şekilde zaten pişir. Bir domatesi kaldı içine şey yapmadım, baharatlarını atayım ben. Şöyle. Pilav pişti. Çocukta ayran yapayım dedim. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ay karabiber de bitmiş. Bugün ben de pilav atacaktım da yoktu. Kimyon vardı. Kimyon da acık atalım tavaya yakışır kimyon da. Her türlü şeylere yakışıyor kimyon, karabiber. Bunlar da yazdan yaptık koyduk vallahi. Yoksa var ya perişan olurduk. Acelede. Şimdi biraz turşu çıkartayım ben. Bu hafta pazara gitmedik. Dolap bozuk diye. Aldıklarımız da zaten ertesi günü geri çürürdü. Onun için pazara gitmedik. Vallahi dolabı da geri yerine çektim arkadaşlar. Tezgahın üstü biraz dağınık ama şöyle göstereyim. Geri yerine koydum. Ne yapayım? Perişan oluyordum. Ortada öyle. Ben de tuttum yerine koydum. Zaten ekranı falan yanmıyor. Görüyorsunuz zaten. Bozuk oldu. Oradan belli. Ekran yanmıyor. Sayılar mayılar. Gidik. Bakalım artık ne zaman geri gelir de yaparlarsa. Bekliyorsa. Adam diyor servis bekliyor diyor. Ben de bozuktakileri yavaş yavaş çıkardık yiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben sote pişti, pilav pişti. Yani sote de hazır olur sayılır. Ben ayran yapayım azıcık. Sürahiye yoğurdu koydum. Turşu çıkartayım. Meysa'ya çıkarttım ama ben çıkartamam şimdi. Turşu çıkarttırayım. Sofrada görüşmek üzere. Tamam ben yiyeyim. Sağ ol. Önemli yavrum. Sorun da. gel otur gel. Hadi gel. Bekleme. Dirgen getir ona dirgen. Ben ona dirgen yapacağım iş yerinde. Havanlar fazla geldi. Mesela yiyecek mi? Yok ben yemeyeceğim.
Tancal gaz abau bir fena maşallah. Yani bir fena hem de nasıl. Çok da cilveli. Elif. Elif saf aynı senin gibi. Üstüne çıkıyor. Bunu şey yapıyor. Ne oldu? Tamam. Akıllı Elif ya. Elif akıllı. Elif koca kız olmuş yavrum. Allah Allah. Ufakken de öyle şeydi o. Cazgır değildi yani. Ortanca kendi kendine ağdır ediyor ortanca. Doymayanlar buradan yesin. Arkadaşlar bugünlük menümüz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.